Evet Murat abi NFL'de konferans finalleri geride kaldı ve Super Bowl'un adı kondu. Kansas City Chiefs San Francisco 49ers arasında bir Super Bowl oyn oynanacak. Hem konferans finallerini hem de Super Bowl'u nasıl bekliyorsun abi? Valla e, şimdi Detroit Lions ilk defa tarihinde e, NFC e, finale oynadı. Evet. Şimdi playofflarda tecrübe çok önemlidir. Özellikle de ilerledikçe turlarda. Geçen hafta burada Sinan'la konuşurken ikimiz de San Francisco ve deplasman olmasına rağmen Kansas City'yi seçtik. Öyle de oldu. <laughs> Hayır, öyle oldu da yani biz San Francisco'nun bu kadar zorlanacağını <laughs> ben açıkçası tahmin <gülüyor> etmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ee, San Francisco düşe kalka düşe kalka bir şekilde. E, potansiyelinin çok altında performanslarla Super Bowl'a kadar geldi. Öbür tarafta Patrick Mahomes ilk defa bir değil iki deplasman maçı play kazanarak zaten 6 yılda 5. şey hı hı. Super Bowl'a geldi. Şimdi herkes çok güzel bir Super Bowl olacağını tahmin ediyor. İnşallah Dibbo Samuels da %100 olur. Buradaki... kilit şey... Brock... Purdy nasıl bir... maç oynayacak? Çok Şimdi oynayacak. son iki maç... takım olarak skora baktığın zaman... San Francisco beklentilerin altında kaldı belki ama gereken yerde de... hem... At atmalarıyla hem de bacağıyla... çok önemli... katkı sağladı. Şimdi hep kendisi de dendiği zaman akla Mahomes geliyor. İşte Andrew Reid'in hücum dehası geliyor ama bu sene e, yani genelde zaten playoff'lara girerken savunma 2-3 basamak yukarı çıkardı. Bu sene sezon büyük bir bölümü çok iyi savunma yaptılar. O açıdan e, Ravens'ın e, yani çok iyi bir savunması var. Ama e, bir interception, bir iki fumble kaybedersen, bir konferans finalinde 8 penaltıdan da 95 yarda yersen, yani e, Chiefs 3 penaltı 30 yarda yani 3 misinden daha fazla penaltı yarda cezası yediler. E, Lamar Jackson, geçen hafta da konuşmuştuk, üzerinde evet. o baskı var. Şimdi ikinci kez büyük bir ihtimalle MVP seçilecek ama, Dayaflarda... ne yapıyor diye... E, şey yapıyorlar, eleştiri yapıyorlar. E haklı. Hı hı. Eleştiri haklı. E, burada da strip-serk en önemli şeylerden e, yani... E, hem... şey oldu... E, serk oldu, hem topu kaybetti. Tabii... öbür tarafta şu var... Travis Kelsey ile... Patrick Mahomes... Brady ile Gronk'tan bu yana en durdurulamaz ikili. Onlara geçecek mi? Evet. Bir de Mahomes yaşına da bakarak Super Bowl olarak Brady'ye yetişecek mi? Yani Got evet. Goat'un koltuğunu biraz böyle Sallayacak sallayabilecek mı? mi? E Travis Kelce, Tyren, Jerry Rice ki inanılmaz bir efsanedir. Yani NBA tarihinin en iyi wide receiver'ı. NFL tarihinin. E onun şeyini geçti. Top yakalama playoff'larda rekorunu. Yani e, ben açıkçası şöyle bir şey bekliyorum. Yanılıyor da olabilirim ama yani e, içgüdüm. 49ers daha e, çok iyi bir maç çıkarmadı. Hmm. O büyük patlamayı finalden mi bekliyorsun abi? Yani orada olursa şaşırmam. Çünkü gerçekten özellikle hücumda inanılmaz silahları var. Chiefs'in hmm. ee, de savunması çok çok iyi ama yani 49 en büyük tehlikesi birçok hücum silahının topu yakaladıktan sonra aldığı yarda. Evet. Çok güzel bir Super Bowl olacak. Ee, Mahomes yer karşı gelmek istemiyorum. İstemiyorum. Belki de bir Taylor Swift konseri. <laughs> ha, Super Bowl O çıkarsa o zaman bu tahminimi geri <gülüyor> Yani <gülüyor> Bak aklıma gelmemişti. Çıkabilir Ben yani Kupa'nın yanında Taylor Swift'i şu an bir gördüm gibi oldu ama bilmiyorum. Valla benim iç... Yani <laughs> normalde ben Kansas City kazanma, kazanmalı diyorum ama Hı -hı. nedense iç güdüm böyle mükemmelle yakın bir 49ers izleyeceğiz diye e, bana e, içeriden haber yolluyor. Hı -hı. Ondan yani iç güdümle, e, kalayım ben 49ers e, değil. Tamam. Bir de tabi hemen McDonald's. değinelim. 3 tane artık koçu olmayan takım kalmadı. Evet. Geçen haftakileri konuşmuştuk. Seahawks, Mike McDonnell'da 14 sezon Pete Carroll'dan sonra Baltimore Ravens'ın önce Defensive Back koçuydu, sonra Linebacker koçu oldu, sonra savunma koordinatörü oldu ve son 5 sezondu Ravens'ın savunması hep NFL'ın en iyi 5 savunması içinde o açıdan yani Can John Harbo ve Michigan'da da bir sene kardeşi için Jim Harbo için çalıştı. Hı Harbo koç ağacının bir meyvesi <laughs> bakalım nasıl olacak. <laughs> Sıra da geldi. Carolina Panthers Dave Canales'la anlaştı. 13 sezon Pete Carroll'ın asistanıydı. Tampa Bay'de de bir sezonda Baker Mayfield'ın kariyerini ayağa kaldırdı. Yani şimdi Quarterback Whisper diyorlar. Bakalım Bryce Young'un üzerinde nasıl bir e, gelişimi e, etkisi olacak. Son olarak da Washington Commanders Dallas Cowboys'un savunma koordinatörü Den Quinn'le anlaştı. Dallas'ın da savunması en iyi savunmalardan bir tanesiydi. Yani Den Quinn 5 sezon Atlanta'yı çalıştı, e, çalıştırdı ve e, Super Bowl'a New England karşısında kalmasını sağladı. 27 3ten maçı verince de psikolojik olarak bitti, dağıldı. Çöktü evet. Ondan sonraki e, sezonları 18 galibiyet, 23 mağlubiyet. Falcons'da hiç playoff yapamadı. <laughs> Ve şimdi de e, inşallah kendini psikolojik olarak e, toparlamıştır. Tabii Washington'da beklentiler çok yüksek olmadığı için o da ona bir rahatlık, sakin kalabildi. Payı verecektir. Hayırlı olsun bakalım. Ama haftaya Super Bowl'u daha detaylı konuşuruz. Abi teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Game Night'ın sonuna geldik. Görüşmek üzere.